Sonra Sayın oturduğu Ahmet koltuktan Çakar, çıkıyor. Abdullah Öztürk sormuş. Okey. Sayın seyirci tamam. Sayın Ahmet Çakar'a şu soruyu soruyorum. Eğer Arda ile Messi arasında söylediği kadar fark varsa, evet, İtalyan hakem Pierluigi Collina ile kendisi arasında da seyyar satıcılık yapan... Söylüyorum mu? Söyleyeyim mi? Mehmet Ağabey hiç debelenmesin. Pastaneci arasında... Devam. Hayır. Messi... Bir tane daha var, bir dakika onu da söyleyeyim. Evet. Söyle Savaş kulağıma. Collina'nın kramponlarını taşıyabilir mi? Bak bir şey söyleyeyim. Ben Collina'nın... Biraz ağır oldu abi. Hayır, daha ağırını söyleyeyim. O kramponlarını taşımak ne kelime? Kramponlarını temizleyemem bile. Tamam. Efsane yaptınız Collina'yı. Collina dünya hakemlik tarihinin gelmiş, geçmiş ve gelecek en karizmatik hakemidir. Ben onun sol ayak parmağının tırnağı olamam. Tamam. Sol ayağının küçük parmağının. Var ya hocam, bırak küçük parmağını. O evet, tırnağı olamam. Saçlarınızı sıfıra vurdum. Ya ne Collina'sı kardeşim. Özenmenin bir rolü var mı? Olabilir mi yani? Yaştan sonra Collina'ya niye özensin? Collina bana özensin. Peruk taksın. Ben niye Collina'ya özeneyim kardeşim? 40 yılda bir saçlarımız dökülüyor, bir sıfıra vurduralım dedik. Bence çok güzel olmuş. Hayır, bırak. Nasıl uzayacak? Bak istiyorsan beraber sıfıra vurduralım. Ben razıyım. Hanımım beğenmiyor. Saçları bırakacağız. Belki kestiririm. Ya ben Collina'ya ne alakası var? Collina bir defa yarın manken gibi adam. Saçlarımızı yarın kastırırım. Benim gibi hilkat karibesi, boylu boslu manken gibi olan Collina ile mukayese etmek... Arda'yı Messi'ye mukayese etmekten daha kötü bir durum ya. Yine Arda ile Messi'nin arasındaki ilişki daha yakın. Merak etmeyin. Peki Ahmet Hoca'nın tabiriyle kramponunu taşıyamadım dediniz. Ya taşımak ne kelime? Temizleyemem. O vidasını çıkarttım. Hayır, Messi için diyorum. Messi Arda. Arda Messi'nin.